kalk seni eve götüreyim. Abla rahat uyusun ha. Hayır abi, ne olur ablam yanında kalayım. Hiç ablamı rahatsız etmeyeceğim, ne olur. Tamam da fıstığım, uyurken yarısına dokunursan ne olacak? Bende kalsın ya, bir şey olmaz. Hem benimle daha güvenli olur. Peki nasıl istersen. Efendim Nebati. Akif, Doruk evde yok, Berk'in yanındaymış. Akif, ben çok korkuyorum. Ben yalnız başına duramıyorum evde. Gerçekten iyi değilim. Hiç iyi hissetmiyorum. Akif, korkuyorum ben. Ya Nebati, niye korkuyorsun şimdi durduk yerde? Bilmiyorum. Sanki polisler gelecekler, beni yakalayıp götürecekler gibi hissediyorum Akif. Duramıyorum evde. Çok korkuyorum. Ne olur gel. Ne olur beni yalnız bırakma. Tamam. Ufak bir işim var. Onu halledip uğrarım. Tamam. Tamam, ne olur gel Akif. Hemen gel. Yahu tamam dedik. Kapat hadi. Allah Allah. İyi misin gerçekten? Geldiğimden beri konuşmadın. Konuşmayı bırak, ağlamadın bile. İyiyim. Bak. Şok olduğunu anlıyorum. Ama bu kadar da içine atma. Sonra olmadık yerde patlarsın, daha kötü olur. Ya da içine atıp hasta edersin kendini. Yapma böyle. İyiyim bendir. Merak etme sen. Bana hiç öyle gibi gelmiyor ama. Öyle diyorsan.
Oğlum? Memur beyler geldi. Babanın üzerinden çıkan özel eşyaları getirdiler. Ben bakamıyorum bile ama belki sen saklamak istersin diye getirdim. Bırak orayı anneciğim. Ne olduğuyla ilgili bir şey söylüyorlar mı? Sanırım ayağı takılmış. Sonra düşüp sehpaya çarpmış başını. Kötü bir ev kazası gibi duruyor yani. Kötü bir ev kazası demek. Koskoca Resul Özkaya'nın evde ayağa takıldı, düştü, öldü ha? Vay be. Hayata bak. Ne garip. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.